but the latest developments in Turkey. Berlusconi. Yeah. Un paese che. I can't believe it. Çok heyecanlıyım. Çok öncelikle Obama'nın naaşı 3 farklı tabuta yerleştirildi. Today it was a very good day for the Greek Turkish relations. Konu nedir? Konu ben. Konu sizin hayatınız. Mon cœur qui est cool, but it's what we do about it. That's the fiber keeps the sugar in your stomach, so it doesn't quickly push you inside. To change the world. Dün bugün yarınla karşınızdayız. İyi pazarlar sayın seyirciler. Bu hafta bir dünya şampiyonu konuğumuz, değerli bir sporcumuz, genç yaşına rağmen büyük bir başarıya imza atmış olan bir sporcumuz, konuğumuz. Geçtiğimiz haftalarda 50 metre kurbağalamayı ilk kez 25 saniyenin altında yüzen ve tarihe geçen bir sporcu oldu. 24.95'lik derecesiyle hem dünya rekoru kırdı hem de kendisine ait olan Avrupa rekorunu da kırmış oldu. Kimden bahsediyorum? Emre Sakçı'dan bahsediyorum. A milli takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Emre Sakçı konuğumuz. Emre Sakçı, dün bugün yarına hoş geldiniz öncelikle. Biliyoruz antrenmanlar arasında yoğun vaktiniz arasında sizi yakalayabildik. Öncelikle çok tebrik ediyoruz. Son başarınızdan dolayı dünya şampiyonluğu rekoru kırdınız ve aslında ilk olarak Abu Dhabi'deki 16-21 Aralık'taki yarışmada orada kırmayı hedeflemiştiniz sanıyorum ama bir aksilik oldu. İlk olarak onu sizden dinlemek isteriz. Neler yaşandı? Neden diskalifiye oldunuz? Evet, orada gerçekten tarihsiz olaylar yaşadık. İlk defa orada aslında olimpiyatta ve su, dünya şampiyonası kullanılan su altı kamerası vardı. Kamera sistemi. Orada hakemlerin aslında olayı yanlış yorumlamasıyla beraber tek ben değil birçok branşımda yarışan sporcu, dünya çapında dereceleri olan haksız yere aslında diskalifiye edilmiş oldu. Olimpiyatta hiçbir sorun yokken birden dünya şampiyonasında tek tek diskalifiyeler gelmeye başladı. Hakemlerin burada tabii yanlış yorumlamasına bağlı olarak orada biraz aslında hakkımız yendi. Emeği boşa giden insanlar oldu. Hatta bir İtalyan kadın arkadaş da aynı şekilde kameralar karşısında ağladı yarıştan sonra. Hani başka bir diğer yüzücü, İtalyan bir yüzücü. Evet. Evet. Yani bu tarz olaylar yaşandı. Tabii temennimiz bir daha yaşanmaması. Ben aslında kamera sisteminden tamamen taraftarım. Hani kamera sisteminin olması gerektiğini düşünüyorum ama orada hakemin doğru yorumlaması ve doğru bilmesi lazım aslında kuralı. O şekilde işlemesi lazım. Orada tam olarak neyi yanlış yorumladı? Bize bunu da anlatabilir misiniz? Son, çok tabii teknik olacak ama son varış yaparken sadece vücudumun üst bölümüyle, gövdemle beraber bir orada hareketim söz konusu. Tabii bu da basit bir fizik kanunu, yani bir taraf yukarı giderken bir taraf aşağı gidecek, etki tepki kanunu. Ondan dolayı da bacaklarım aşağı doğru bir salınım oluyor ama bu dolphin ayak dediğimiz çift ayak vuruşuyla yapılan bir vuruş var. Böyle bir vuruş olmamasına rağmen ayakların stresten aşağı gitmesinden dolayı onu bir vuruş olarak yorumlayarak dolphin olduğu kanaatine varıp oradan beni diskalifiye ettiler. Yani o da çok enteresan şeyler de oldu. Ben aynı bitiriş yapmama rağmen 50 kurbağanın seçmesinde bir sıkıntı yok. Karışık bayrakta yüzdüm. Orada da bir sıkıntı yok. 50 kurbağanın seçmesinde de bir sıkıntı yok. Ama birden yarı finale gelince aynı hareket birden sorun olmaya başladı falan. Yani tutarsız noktalar oldu. Orada adaleti doğru sağlayamadılar. Çifte standart oldu. Yani şimdi orada benim yaptığım hareket yanlışsa yarı finalde benden daha kötü, daha hani yanlış yapılan hareketler de var. Şimdi onlar nasıl hatalı değil? Böyle tabii sorular da var. Çok buraya takılmak istemiyoruz açıkçası. Geldi geçti, biz de cevabımızı en güzel şekilde aslında. En güzel şekilde evet cevabınızı verdiniz. Ve tam bu yarışmanın akabinde bir hafta sonrasında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95 ile birinci oldunuz. Hem 12 yıldır, tam 12 yıldır kırılamayan bir dünya rekorunu kırmış oldunuz. Hem de kendinize ait olan Avrupa rekorunu kırmış oldunuz. Aynı zamanda 25 saniyenin de altına inen
ilk ve tek sporcu olarak da tarihe geçmiş oldunuz. Hem çok tebrik ediyoruz sizi. Kendi alanınızın en hızlısı unvanına sahip olmuş olmak ve bu rekoru kırmak nasıl bir duygu? Şöyle ifade edeyim, daha tam olarak farkına varamadım açıkçası. Daha hani gerçekten işin tabii biraz o sonrasında tabii bu olayların üzerine gelmesinden dolayı dünya şampiyonasında ilk başta rekoru kırdığıma sevinemedim bile. Orada sadece o dünya şampiyonasına uğradığım haksızlık vardı aklımda. Ona biraz tepkiliydim kendi içimde. Ondan sonrasında da tabii takdir edersiniz biraz ilgiyle de alakalı. Tam daha şu an farkına varamadım. Kendi halime kalamadım. Herhalde bu birkaç haftayı bulacak diye düşünüyorum. O duyguyu tam olarak yaşamam. Hani ben evet dünya rekortmeniyim diyebilmem. Ama tabii şu an için çok gururluyum. Gerçekten bize yakışan şekilde cevabı da verdik. O da farklı bir motivasyon bizim için de. Bunun da burada kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Peki sizi arayıp tebrik eden uluslararası platformlardan kişiler oldu mu? Evet, evet çok sayıda tebrik mesajı aldım. Hatta şöyle dünya şampiyonasına da aslında hemen oraya geri dönecek olursak yarıştan sonra bizi bizzat rakibimiz olan tabii suyun içinde rakibimiz, sağ dışında dostumuz olan birçok insan geldi. Yapılan haksızlık olduğunu da bize belirttiler. Hatta Brezilyalı bir rakibimin antrenörü gelip direkt Çenem'den tutup hani şu hareket yaptı. Hani başını sakın öne eğme gibilerinden. Yani orada onların da tabii çok şey oldu. Yüzme kamuoyunda özellikle çok ciddi yankılar uyandırdı. Güzel geri dönüşler aldık aslında. Çok güzel aslında. Bu da bir spordaki dostluğu da gösteriyor. Biz bu programda hep geçmişe gideriz, düne gideriz birazcık. Aslında en başında bundan başlayacaktım ama dayanamadım şampiyonluğunuza, rekorla ilgili soru sordum. Yüzmeye çok küçük yaşlarda, 3 yaşında başlamışsınız. Ve hep suya çok ilginiz varmış. Mesela bir yerde izlemiştim, babanız anlatıyor sanıyorum. Yemek masasında su bardağı olsa Emre'nin bir eli suda olurdu, suyla oynardı bardağın içinde diye. Sonra kovanın içinde su gördüğünüzde oynarmışsınız. Havuzda sürekli saatlerce kalırmışsınız. Bu suya olan ilginiz, küçük yaşlara geri döndüğünüzde ne hatırlıyorsunuz o dönemden? Suya olan sevgimi hatırlıyorum sadece aslında. Suyun içinde olmanın, kendimi öyle ifade edebilmenin, suyla bir bütün olabilmenin. Suyun içinde olmak gerçekten bana çok ciddi bir özgürlük sağlıyor. Ben aslında küçükken çok fazla uçmak istiyordum. Yani onu hatırlıyorum. Ve uçmaya en yakın şey yüzmekti. Hani biraz öyle de bağdaştırabilirim küçük yaşlardaki şeyimi. Çünkü yer çekimsiz bir ortam. Gerçekten uçmaya da benziyor aslında bir yerden baktığımızda. Öyle başlayan bir serüven benim için. Sonra tabii yüzmeye de keyfine vardıkça. Çünkü yüzme sadece insanların sandığı gibi iki duvar arasında gitme gelmeyle yapılan bir iş değil. Çok daha fazlası var. Çok dikkat edilecek nokta var. Yani milyonlarca seçenek var yapabileceğiniz. Dikkat etmeniz gereken binlerce parametre var öyle söyleyeyim. Tabii bunlara odaklanmaya başladıkça, işin içine girdikçe, daha analitik düşünmeye başladıkça daha da beni kendine bağladı. Tabii bir seviyede de kabiliyet var aslında. Hani onunla birlikte ilerleyebilmenin de verdiği keyifle beraber bugünlere geldik. Ben de eski bir yüzücüyüm. Derya Büyükuncuz jenerasyonundayız biz, bizler. Tabii onun gibi değil ama uzun yıllar yüzmüşlüğüm var Enka Spor Kulübü'nde ve müsabakalara da girdik. Hala da yüzerim ve su deyince bana çok büyük huzur verir. Yani siz de öyle hissediyor musunuz? Çıkınca böyle bir sıfırlanmış, deşarj olmuş gibi. Suyun bana verdiği duygu bu oldu hep. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyebilirim. Ben ne zaman kötü hissetsem, başıma kötü bir şey gelse hemen ilk tepkime suya girmem lazım. Yüzmem lazım gibi. İlk tepkime olur. O an tabii çok yüksek performansla hani antrenmana uygun olmuyor ama gerçekten kafamı sakinleştirmek, dinginleşmek için her zaman suya girmek, yüzmek isterim. Hani onu örnek verebilirim direkt. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi çok ciddi bir deşarj yöntemi aslında. Bir elektriniz de alıyor aslında. Topraklama gibi de oluyor.
Öyle bir gücü var suyun gerçekten. Bunu kullanmak, bunu bilmek ve buna sahip olmak çok özel bir şey. Küçük yaşta bir boğulma tehlikesi yaşadınız mı? Bir tehlike getirmişim arkadaşımı kurtarmak isterken. Suya atlamışım. Yüzme bilmeden. Yani onun sonrasında boğulma tehlikesiyle beraber suyu çok sevmeme rağmen bir korku başlamış. Şeyler hatırlıyorum ben. Duş alamadığım zamanlar olmuş. Hani duş almaya bile korkuyordum suyun altına. Giremiyordum. Orada annem işte bizim ufak bir tane tas gibi bir şeyimiz vardı. Onunla böyle yavaş yavaş yıkardı falan. Oyunlu hale getirip biraz öyle sevdirerek başladı. Sonra üstüne gitmeme karar vermiş ailem. Tabii bunlar 3-4 yaşları olduğu için çok benim aklım dermiyor aslında. Onlar bu sevgimi kaybetmemem için hani üstüne gitmek istemişler. Oradan sonra hocalar da tabii bendeki yeteneği görüp serüven öyle başlıyor. Sanıyorum biraz da çok hareketli bir çocukmuşsunuz. Kreşte sizin için ekstradan bir öğretmen sırf sizi kontrol etmek için, sizinle ilgilenmek için belirlenmiş oradaki yönetim tarafından. Çok hareketliymişsiniz, öyle mi? Evet, öyle anlattı diye tabii ben çok hatırlayamadığım için bir şey diyebileceğim. Bir de bana da hareketli gelmiyordur açıkçası o yaşlarda diye düşünüyorum. Evet. Ama annem de hep öyle anlatır. 6 yaşından itibaren ciddi bir şekilde antrenmanlara katılmaya başladınız. Bu kadar küçük yaşta öyle ciddi bir disipline girmek sizin için kolay oldu mu? Hiç zorluklar yaşadınız mı? Kesinlikle çok zorluk yaşadım. Çok sefer düştüm. Ama önemli olan tabii düşmek ya da zorluk yaşamak değil, onun üstesinden gelmek ve ayağa kalkabilmek. Orada da en büyük motivasyonum şuydu, işime olan sevgi, yüzmeye olan sevgi. Yani aşmamda en büyük etkenler onlar oldu. Onlar çok fazlasıyla bana yardımcı oldu. Daha kolay yaşayabilmemi sağladı. Her zaman da zaten tavsiye isteyenlere onları söylüyorum. İşinizi sevin. Yani sevmeden yapılacak bir iş değil çünkü. Hele bu seviyede hiçbir branş sevmeden, birinin zoruyla ya da başka bir zorlamayla yapılacak işler değil. Önemli olan işin temelinde yatan sevgi. Aslında küçük yaşta başladınız yüzmeye ama 12 yaşındayken bugün yüzücüsü olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki teknik direktörünüzle tanışıyorsunuz. Türker Oktay'la çalışmaya başlıyorsunuz. Evet. O sizin için bir dönüm noktası mı oldu o dönem? Tekrar ikinci yüzmeyi öğrenmem diye ifade etmişsiniz bir yerde. Çok doğru. Şöyle yüzmeye başladıktan bir süre sonra Aylin Çeçen Aksu spor hekimimle karşılaşıyoruz. O bize direkt annemlere annemle babama olimpiyat hedefiniz var mı? Yani bu çocukta böyle bir potansiyel var. Yoksa benim zamanımı almayın diye başta direkt hani sınırını belirliyor aslında. Sizi Michael Phelps'e benzetiyor değil mi? Fiziksel özelliklerinizi. Yani öyle diyelim. Farklı bir şeyler de daha görüyor tabii ki. Ondan sonrasında bu işi yapabilecek hani hoca olan Türker Oktay'la beraber benim bu işe başlamam, ikinci öğrenmesi demem sebebi de Türker Hoca'nın ve Aylin Hoca'nın bana kattığı vizyon, yapabileceklerimi bana göstermeleri, doğru antrenman programı, doğru bakış açısı, kendi gücümün bir yerde farkına varmam. Onları aslında kastediyorum orada. İlk defa yüzmeyi öğrenmek. Hani orada tamamen sevgi için, hobi için, benim sevdiğim bir işi yapmamdı. Hatta annem belli bir yere kadar lisans çıkarmamı bile istemiyordu. Yani yarışa girmese de olur, sadece yüzsün bu çocuk diye. Ondan sonrasında tabii bu yarışçı, rekabetçi hayat başlıyor benim için. 2015 sanıyorum sizin için bir dönüm noktası oldu kariyerinizde. Çünkü Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik dereceyle gençler dünya rekoru kırıyorsunuz ve erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oluyorsunuz. 2015'teki bu başarınızla birlikte de tüm dünya aslında bu Türk yüzücüyü tanımış oluyor. O dönem neler hissettiniz ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirip geçen ayda elde ettiğiniz hedefleri mi? O zaman mı karar verdiniz? Nasıl gelişti? Neler hissettiniz? O kararlarımız aslında çok daha öncesinden verilmişti. Az önce de onu anlattım aslında. Aylin Hoca ile ve Türker Hoca ile çalışmaya başladım da o kararlar verilerek yola çıkılmıştı. Hani onlar yolda değiştirilmiş ya da yolda alınmış kararlar değildi. Orada sadece bize şunu gösterdi. Biz doğru yoldayız. Bir şeyler doğru yapılıyor. Bu olabilir.
Bunu yapacağız, gelişeceğiz. Aslında o sadece bugünlerin bir sinyaliydi. Bugün de gelecek günlerin aslında bir sinyali. Bunlar yolda bizim karşımıza çıkan dönüm noktaları, basamaklar. Onları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz yani. Oradan sonra da tabii bu başarılar gelmeye devam etti. Arada Avrupa'da aldığım dereceler var, dünyada aldığım dereceler var. Avrupa rekorları var. Yani oradan sonra da bizden kesilmedi aslında. Hep böyle basamak basamak. Yakına takip edenleri iyi bilecektir. Hani bazen sadece medyada sınırlı gündeme gelebiliyor musun? Amatör branşlar olarak. İnsanlar hani böyle bir oluyor, birden kesiliyor. Hani böyle bir yok olmuşuz gibi ortadan. Sonra hop bir daha çıkıveriyoruz falan. Halbuki yok olmadık diyorsunuz. Biz çalışmaya devam ettik tüm hızımızla. Kulaçlarımızı atmaya devam ettik diyorsunuz. 2018'de evet akabinde Çin'deki dünya kısa kulvar yüzme şampiyonasında 50 metre kurbağalama kategorisinde bu sefer 25.89'luk bir dereceyle dünya beşinciliği elde ettiniz. Kendi derecenizi de düşürmüş oldunuz böylelikle. Bunları sayıyorum çünkü saymak gerektiğini düşünüyorum. 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 25.82 yani 89'dan iniyor 7 şey sayısı 50 metre kurbağalama kategorisinde gümüş madalya kazanıyorsunuz. Akabinde 2020 yılındaki Macaristan Budapeşte'deki Uluslararası Yüzme Ligi'nde de yine 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25-29'la ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 55-74'le 3 Avrupa rekorunu birden kırıyorsunuz Emre Sakçı. Neler söyleyeceksiniz? Bir de benim bir sorum olacak. Neden kurbağalamayı seçtiniz branş olarak? İsteseniz kelebekte de çok büyük başarı elde edebilirdiniz ya da sırtta. Neden kurbağalama? Aslında biraz da oraya bir yatkınlığım vardı. Orada bazı avantajlarını daha iyi kullanabiliyordum. Aslında çok dezavantajlı bir branş benim boyuma ve fiziksel yapıma baktığımızda. Ama ben onları tabii bir şeye bir yerde tersini çevirmeyi de başarabildim. Bu arada tek sadece kurbağada yüzmüyorum. Türkiye'de serbest rekorlarım da var, karışık rekorlarım da var. Hani başka branşlarda da uzmanım. Sadece hani nasıl diyeyim uzmanlığımın en geliştiği alan kurbağa. Orada bir adım daha öndeyim ama diğer branşlarda tabii bu nasıl diyeyim uzmanlığı geliştirerek daha ön plana çıkmayı da hedefliyorum. Öyle bir hedefim de var yani tek kurbağa olarak da bakılmazsa sevinirim. O başarılarda az önce dediğim gibi geçmişten gelen çalışmalarımızın aslında meyvelerini vermeye başladığı, doğru yolda olduğumuzu gösteren mihenk taşlarıydı aslında. Kariyerimdeki. Uzun boylu olmak 2.03 ile oldukça uzun boylu birisiniz. Ne tür avantaj ya da dezavantajları oluyor? Evet. Ya benim kulaç açıklığım yani tek kolda çekebildiğim su daha fazla oluyor aslında teknik konuşmak gerekirse ama tabii ona göre devrim daha büyük olduğu için daha uzun sürüyor. Daha çok kuvvet gerektiriyor gibi birçok teknik detay var. Şimdi çok tekniğe girmek istemiyorum hani izleyenleri de teknik şeye boğmamak için. Boyumu bana getirdiği gibi götürdüğü şeyler de var. İnsanlar bazen hani o kadar boylu ben de yüzerim gibi şeylere argümanlar sunuyorlar ama o iş öyle olmuyor aslında. O boyu kullanabilmek, o boyun getirdiği avantajları kullanabilmek önemli oluyor. Onları parlatabilmek, dezavantajları törpüleyip avantajları parlatabilmek aslında burada önemli ve kritik nokta. Evet, sonlara geliyoruz. Son 3-4 sorum var. Dünya çapında başarılara imza atmış olan az önce bahsettik Michael Phelps sizin spor hekiminiz sizi benzetmiş ve mutlaka bir olimpiyat hedefi, dünya şampiyonası hedefi olması gerekir yoksa çalışmayalım daha iyi gibi bir ifadesi de olmuş geçmişte ailenize karşı. Ian Thorpe, Türkiye'den sayacak olursak Derya Büyükuncu gibi çok başarılı önemli yüzücüler var. Sizin hiç bu yüzücüler arasında ya da başka bir isim olabilir kendinize örnek aldığınız bir isim var mı? Yani direkt yüzücü olarak örnek alma gibi hani örnek alan tek bir kişi yok. Herkese bakıyorum aslında bunu defalarca da söyledim. İlla bir şey başarmış olmasına gerek yok. Başaramayan insanlara da hani bakıp neden başaramadı ya da neyi nasıl yaptı diye. Burada tek spor da değil. Hani, bilim dünyası olsun, iş dünyası olsun, sanat dünyası olsun hani. Farklı branşlardaki sporlarda uzmanlaşmış insanlar olsun. Onların yaptığı hal, hareket, tavır, başarıya nasıl tepki veriyorlar, başarısızlığa nasıl tepki veriyorlar gibi şeyleri sürekli inceleyerek uygun ve doğru bulduğum noktaları görmeye, yakalamaya çalışıyorum. Yani tek bir idol değil, tek bir şeyin
peşine kapılıp gitmeyi de çok doğru bulmuyorum. Doğru gördüğüm şeyleri birleştirmeye çalışıyorum aslında kendimde. Kendim Emre Sakçı olmaya çalışıyorum. Günde kaç antrenman yapıyorsunuz? Haftada kaç tane çift antrenman yapıyorsunuz? Her gün mü yüzüyorsunuz? Biraz da bunları dinleyelim. Bir ya gününüz gün nasıl geçiyor? Mesela sabah uyanıyorsunuz, kaçta havuza gidiyorsunuz? Dönüyorsunuz, tekrar gidiyorsunuz. Kaç saat antrenman yapıyorsunuz? Yani şöyle, bizim antrenmanımız bu seviyede, hani bu rekabetçilik seviyesinde spor yapan herkes için aslında aynı. 24 saat antrenmanla geçiyor. Yaptığımız her şey antrenmanla alakalı. Yememizden içmemize, oturmamıza, kalkmamıza, uyumamıza, gittiğimiz yerlere bile antrenmanımız ve branşımız doğrultusunda karar veriyoruz. Ona uygun şekilde hareket ediyoruz. Yani aslında hafta sonu yaptığımız etkinlik bile, tatilde yaptığımız işler bile deşarj olarak sporumuza yönelik. Onu düşünerek yapılan etkinlikler oluyor. Çünkü ne kadar deşarj olabilirsen sezonu o kadar daha hızlı başlayabiliyorsun. Yani o antrenmanın bir saat yok. Antrenman 7 gün 24 saat. Her an alttan alta yüzmeyi ya da yaptığın branşı düşünerek geçiyor. Ama tabii izleyiciler bununla tatmin olmuyor genelde. Biraz somut şeyler istiyor. O yüzden en yoğun dönemde günlük 8 saati buluyor aslında antrenmanımız. 8 saatin tamamı suda değil tabii ki, değil mi? Yok, tamamı suda değil. 2 saati kadar karada geçiyor. Onun dışında 6 saat sabah ve akşam 2 seans olmak üzere toplamda. O civarda bir süre suyun içine geçiyor. Peki, daha henüz 24 yaşındasınız. Çok gençsiniz. Performansınızın